Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizde Amasya görüşmeleri konusunu işleyeceğiz. Konumuza başlayalım. Şimdi Amasya görüşmelerinin yapıldığı sıralarda Milli Mücadele Hareketi bütün engellemelere rağmen çığ gibi büyüyordu. Ve Samsun'da yakılan o İstiklal Meşalesi her geçen gün daha da alevleniyordu ama Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın Milli Mücadele aleyhindeki tutumu uzun zamandır devam ediyordu. Son olarak Damat Ferit Paşa hükümetinin Sivas Kongresi'nin toplanmasını önlemeye çalışmasıyla birlikte Mustafa Kemal de temsil heyeti başkanı olarak Anadolu ile İstanbul arasındaki haberleşmenin kesilmesini emretti. Bu emir Anadolu'nun büyük bir bölümünde karşılık buldu ve halkını söz geçiremez, ülkesini yönetemez hale gelen Sadrazam Damat Ferit Paşa bu durumda istifa etmek zorunda kaldı. Yeni hükümet Ali Rıza Paşa tarafından kuruldu ve Ali Rıza Paşa Milli Mücadele Hareketi'ne daha ılımlı yaklaşan bir kişiydi. Anadolu ve İstanbul arasındaki gerginliğin azalmasını, iletişimin yeniden sağlanmasını istiyordu. Ve böylelikle Amasya görüşmeleri yapıldı. Amasya görüşmelerine temsil heyeti adına Mustafa Kemal başkanı olarak Osmanlı hükümeti adına da Bahriye Nazırı Salih Paşa katıldı. Bu görüşmelerle Osmanlı hükümeti ve temsil heyeti ilk kez birlikte hareket etti. İlk kez ortak bir noktada buluştu. Ve ayrıca diğer bir sonucu olarak da Osmanlı hükümeti temsil heyetinin varlığını tanıdı diyebiliriz aslında. Burada çok önemli kararlar alındı. Fakat en önemli sonucu Mebusan Meclisi'nin açılması olacak. Amasya görüşmelerinde alınan bu kararla birlikte bir sonraki dersimizde anlatacağımız Mebusan Meclisi'nin açılması konusunu da bu şekilde kararının burada alındığını söyleyebiliriz. Sadrazam Ali Rıza Paşa Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan sadece dediğim gibi Mebusan Meclisi'nin açılması kararını kabul etti. Ancak meclis Anadolu'da değil İstanbul'da açılmalı dedi ve meclisin açılabilmesi için gerekli seçimler yapıldı. İtilaf devletleri bu süreçlerde çok müdahale etmediler aslında duruma. Amasya görüşmelerinde alınan bazı kararlardan bahsedelim. Mesela Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasından bahsedildi. Azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmemesinden bahsedildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti hükümet tarafından tanındı. Mebusan Meclisi Anadolu'da güvenli bir yerde toplanmalıydı ve bir de Sivas Kongresi kararları Mebusan Meclisi tarafından onaylanmalıydı. Aslında alınması istenen kararlar bunlardı. Fakat dediğim gibi bir tek Mebusan Meclisi'nin açılması kararı Osmanlı hükümeti tarafı kabul gördü ve bu meclisin de İstanbul'da açılması kararlaştırıldı. Amasya görüşmeleri konumuz bu kadar. Amasya görüşmelerinin temsil heyeti ve Osmanlı hükümeti açısından önemli olduğunu ve ilk kez Osmanlı hükümetinin temsil heyetinin varlığını tanıdığını unutmuyoruz. Konuyla ilgili sorularımızı çözebiliriz. Hoşça kalın.